Şimdi geçen bölümde nerede kaldık? Hemen geçen bölümden başlayalım. Bir önceki bölümde de söylediğim gibi tekrarlayayım bazı arkadaşlar yeni görecekse. İstediğiniz genelde strateji ve simülasyon oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Yayınlarda falan da aynı isimle Twitch kanalım var. Yayınlarda falan da simülasyon ve strateji oyunlarını çok fazlasıyla oynuyoruz. Daha çok sohbet ediyoruz ama en azından oynayacağız. Bu da bu serinin ikinci bölümü olsun. Ne oynayacağıma karar veremedim. Master'la başlayalım dedik. Hani ben dedim. Yorumlarda belirtirseniz sizin isteklerinize göre oyunlar seçebiliriz. Dediğim gibi iyi bildiğim oyunlarsa rehber niteliğinde de olur. Çok uzatmadan oyunumuzun ikinci bölümüne geçelim. Bu arada bölümlerin süresinin ne kadar olmasını istiyorsanız yine belirtebilirsiniz. Geçen bölümde ne yaptık? İşte aslında çok anlatılacak bir şey yok. Olay bu. Vestige, bilmem, casus. Bu kadar kasmışız. Kaçıncı gündeyiz? Ekim 23'teyiz. Bu kaç Ekim'den başlıyor bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Belki bir ay falan olmuştur. Bu bölümde şey yapalım. Buraları genişletelim. İkinci kata bu bölümde çıkmam. Önce alt taraf mükemmel para kazanacak. Yani dibine kadar zorlayalım alt katı. Sonra üst kata çıkarız. Yani tamamen otel motel açılsın. Genelde üst katı otel yapıyorum. Bütün katları otel yapıyorum. Daha mantıklı. Orta çağdasın. En üst katta yeme içme yerleri olan bir taverna yok mesela. Neyse. Başlayalım bence. Bu görevi tamamlamışız. Güzel. Başka? Bir mutfak ızgarası satın al. Tamam. Buna bir şey yapamayacağız. Kendi satacak satacak. Maceracının masasını satın al. Oğlum bu da 1600. X 400'den başlıyoruz zaten. Oh be yağmur bitti. Yağmur bize ne batırdı lan? 2 gündür, 3 gündür yağmur yağıyor. Anasını satayım. Oğlum ne bilmiyormuş artık. Şunu anlamışız. Şu duvarları yıkıp bunları içeri almamız lazım. Yağmurlu günlerde biraz sıkıntı oluyor. Ama dışarıdaki masaları da çok seviyorum. Aa dur lan. Menüyü ayarladık mı biz? Ayarlamışız. Kim bilir ne gel. Seni hızlandırıyorum. Garsonu da almamız lazım ama ağlıyorlar. Garsonu alacağım ben. Garsonun yerini araştırdık mı? Ama şurayı yıkıp kapı yapabilirim. Bunu yapacağım. Kapıdan rahatlıkla geçsinler. Nerede onlar? Yık abi. 15 altına yıkıyorum. Var mı? Oh, çok iyi yerden kırdık. Bunlar gitseydi 106'ın boş yeri ağrıyacak. Kapı nerede lan? Şey, kapı burada da boşluk olan var mı? Tamam. Bizim işimizi görür. Buradan geçsinler. Servise buradan devam etsin. Buradan çıkıp böyle dolaşıyor var. Bunu yıkmak ve yeniden yapmak 1000 küsur altına neden olacak. Uğraşmayalım. Malzeme eksik mi? Eksik. Para lazım. Ah şöyle tepkiler oldu. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Paramız var. Hadi. Bunun hepsi ne kadar afiyet 600. İşte şunlardan biraz alalım. Bundan da alalım. Yeter. Bunu çıkart. Masa atmak istiyorum ya. 114 kişi geliyor. Hepsini alamıyoruz ya. Şuraya masa atacağım ben. Masamızı atalım. Koltuklar. Burası karanlıkta kalmasın. Ben o yüzden değil. Bunu şuraya atalım mı? Atıyorum. Bu karşılıyor burası. Güzel. Güzel oldu. Çok tatlı değil mi? Şöyle manzaraya karşı. Burada içiyor. Ben olsam burada otururdum. Baksana. Aa bir dakika. Üst katın zeminini atsak. Tabii açıldığı zaman. Burasının üstü kapanmış olacak mı? Olacak galiba. Olmalı yani. Hiç denememiştim. Şimdi 700 küsür paramız oldu. 1000 yapalım. Asker alalım mı? Etkinliklerinin seviyesini artırırız. Ya da şuraya ayarlayıp içeri alırız. İçeri almanın bir mantığı yok. Ben böyle seviyorum aslında. Gün bitince şu duvarları ayarlayalım. Araştırma da biter herhalde. Bitti mi lan?
aslında araştırma bitti güzel ya. Hemen bunu araştıralım. Hemen bir etkinlik yapalım. Biz 2000 kazanmışız gidiyoruz. Bak, Rekout'tan 300 kazanmışız. İçecekler 100-411, yiyecekler 610. Oğlum, bu yiyecekler çok kazandırıyor. Şimdi burayı yıksam mı? Şimdi burayı da yeni yaptım. Böyle biraz kullanalım bence. İhtiyacımız olan başka bir şey satın alalım. Şimdi ne yapalım? Her şeyimiz full olsun. Gel parayı gömelim. Yiyecek içeceği. Fulle abi. Fulle. Burayı da fulle. Burayı da fulle. Oha. Geçmedi lan. Siktir. Eksiden başlayacağız. Yapacak şu. Eksi 200'den başladı. Güzel. Daha beter bekliyorum. 400 şu an. Şurayı da açsam böyle bir tam köşe ben olsa. Bence olur. Yaparsın. Etkinlik ayarla. Hemen bunu yapalım. Görevimiz ne var? Onu araştırmayı bitir. Yani kendini bitirir. 3 yıl uzaması yine kendi kendine. Bir mutfak ızgarası al. Bu bende. Mutfak ızgarası alırız. Uf. Işık gözlerimi çok yoruyor. Çok müşteri bekliyor mu? Bizim garsona da ihtiyacımız var. Hemen bir yiyeceğimiz seviye atalım. Lan seviye 3 istiyorlar bizden. Ha bir 3 oldu. Şu görev de tamamlansın. Boş yere bir sonraki güne sarkmasın. Ben buraya genişletesim var. Sonra aralarına ateşli ışık var böyle falan. Ha dur. Mutfak ızgarası satın alayım. Bunu alalım da. 300 altın mısın oğlum sen? Bir görev için düştüğümüz hallere bak. Çok lan bu. Neyse alacağız artık. Kız bırak, bırak. Dekorasyonla uğraşacağız. Bu böyle kalmayacak. Başlangıcı hızlı yapalım mı ya? Bunu da al. Bunu bir açabilsek diğer etkinliğe geçelim. Maceracının masası. Oğlum hangi ara bitirdiniz lan hayvan herifler? Fulli anasını satayım ya. Bunu da fulli. Biriken para 1000 olursa şövalyelerin masasını alalım biz. Çünkü artık lazım. Burada otursunlar. Bu halıyı da buraya çekelim. Çok tatlı oluyor. Yani bilmiyorum. Hatta yani şekli çok güzel olacak. Neyse güzel para kazanıyoruz ha. Biz 1000'i geçeriz. Malzeme bitmezse ki bitmez. Bunu fulledik zaten. Bunu da fulledik. Buraya yetişelim var ya. Çok bekliyorum. 5 kişi oldu. 4 kişi oldu. Böyle geçemeyiz. Hemen birilerine bulmuş. Yapıştıralım. Merdivenden çıkmaya mı ben puan vermişim? Merdivenimiz yok yolum. Niye puan veriyorum? Lan gün bitti ya. Durdurmayı unutmuşum. Kaç altımız var? 9.36. Oo neredeyse geçti. Bunlar da para verir şimdi. Çıkarken para vermiyoruz oğlum. Bunlar verir. Lan bir günü geçseydim. TK 370 bayağı. Maskene verdim gene ya salak gibi. Neyse. Onları da bir ayarlayalım bir daha. Zaman harcayalım da. Şimdi masaya alamıyoruz. Şövalye masasını. Burayı düzeltip içeri mi alsak buraya masa mı alsak? Bence buraya masa atalım abi. Anasiki. Ya oğlum bak şimdi. Oyunun mallarından birisi bana bunu gösteriyor. Tamam öğretmek için gösteriyor da bak benim malzememi alıp gidecek ben bunu bir daha dolduracağım. De ki bana. Böyle böyle olursa diye gardiyan satın al. Yani güvenlik görevlisi satın al. İşini sağlama al. Almazsan öyle gel. Lan. Öyle bir şey açık değil oyunda. Hani görevli satın alamıyorsun. Yani işe alamıyorsun. Görevli alamadığın halde bana hırsızlık yapıyor.
Sokayım senin mantığına ya. Yani niye ekstra? Ben zaten bu adam var. Yani sinir oluyorum. En güçlüsü hangisi? Bunun kıyafetinin ne olduğunu nasıl anladın? Eski seviyeydi galiba. Değil mi daha hangi seviyeydi? Göstersen alayım. Amına kodum diyorum. Şimdi gideceğim bir fıçı daha alacağım. Az para mı lan fıçı? 400 altın ya. Geri zekalı amına kodumun ya. Bir de içini dolduracağım. Küllemiştim ben bunu bile. Bu çok malca bir hareket şu anda. De ki bana. Kardeşim bak. Şurada muhafızın açıldı. Git muhafız satın al. Ben almazsam gel. Bunlar kodumuz salağı. Boşuna uğraşıyoruz lan burada. Sen niye özlüyorsun oğlum? Sana yok para vermeyeceğim şu an. Görev gelene kadar vermeyeceğim. Amına koyduğumuz salağı. Masa atacaktım ben o parayı. Ne yapalım, ne yapalım? Güzel para birikiyor. Burada dışarıya satışta oluyor. Çünkü mekanı kapatıyorlar onlar diyor. Bu etkinlik çok avantajlı bir şey değil. Ben şimdiye kadar ne para kazandım? Ben gene yağmur yağıyor. Oğlum bu oyunda ne kadar çok yağmur yağıyor. Zorluğu artırdık diye mi acaba? Şunu bir sıfırlayayım ya. Taşırken hızlı olsun. Ha doldurma hızına verecek bir dakika. Taşır. Doldurma hızı. Tamam doldurma hızı fullendi. Taşırken. Ananı sikeceğim şimdi. Taşırken tamam. Biraz kulak sikiyor evet. Sana yok lan para. Görevde vereceğim. Yani kötü para gelmedi ama pek dağılımız yoktu. Buradan 300-400 kasıyorduk biz. Her gün dışarıda müzik çalıyor. Müzik çalıyor. İkiz öyle verdiler, 140 lira verdiler, 940. Yani. Biz 2000'i buluyorduk. Şu an yarı yarıya zarar ettik. Etkinliği bir daha yapmadık. Diğer etkinlikler açılana kadar. Gereksiz. Bana bir şey de kazandım. Oo. Ha, bu normal günde geliyor mu? Bir dakika. Şu güne bakalım. Bir tane altın müşteri gelmiş ama nadir gelmemiş. Oğlum salak mısınız siz? Bu grup niye gelmiyor? Tamam, şimdi biraz dekorla uğraşsam mı? Yiyeceğim var mı? Var. Bırak biraz az, buna da az. Ya çok para gidecek. Bir ertesi gün yağmurlu mu bakalım. Yağmurlu değil. O yüzden bugün de yapmaya gerek yok. Dışarıda otururlar. Onu deneyim dedim. Oğlum ne kadar çok para harcadım lan bu. Bir gün. Üf. Neyse bugün çıkartırız. Valla bu oyundan şu an çok çok mutlu değilim. Ama en azından göstereyim, bildiğim bazı şeyleri söyleyeyim size. İlk videolar olarak ne atacağımı çok bilemedim. Ya yayından çıktım. Aklıma da bir şey gelmedi. Dedim oturayım ya chill bir yayında. Bir seriye başlayalım. Yoksa devam ederiz. Olmazsa bırakırız. Sizin isteklerinize göre bunları alırız. Bak. Biri level atmış. Mutsuzlar level atmanız daha iyi oluyor. Taşırken ver. Tamam. Senin bu garson olmadı. Malzememiz ne kadar? Bayağı malzememiz yok. Bu da bunu çıkartır. Ha, bugün bütün parayı bitirdim. Mutsuz ve yarın işe gelmeyebilirim. Çok da sikimli değil ama. Kardeşim.
Güzellik yapalım. Diğerleri de az çok bu kadar diyor. Da şuraya uzatayım gitsin. Burayla uğraşmadım. Çok fazla para yiyecek çünkü. Sahneyi biz de kuralım. Aynen burayla uğraşalım biz. Gün bitsin. Maria. Seni bir sıfırlayalım. Bunu fulleyelim. Bunu azaltalım. Şey, fulleyelim. Da geri kalan bir bu. Bu arada isimlerinizi verebilirim. Yazan olursa, isteyen olursa. Ayrıca canlı yayınları Twitch değil, YouTube'da da yapabiliriz. Çok şart değil ama 4 yıldır Twitch değil. Oo, güzel para kastık. Bak etkinlikte bu kadar para kasamıyoruz ha. Başlangıç etkinliğini çok yapmaya gerek yok. Güzel para kastık. Saat daha 8. Biri daha ileri. Buyurun. Sen neydin lan? Oğlum sen çorba mısın? Sen böyle kal. Senin zaten sonra çorba veririz. Şu an çorba yapamıyoruz zaten. Araştırma istiyor ama bir tane çorba yapmak için. Tarhana çorbasını o dönemde herkes yapıyor kardeşim. Neyi araştırıyor? Aşçı değil misiniz? İlk öğrendiğin şey çorbadır mı? Güzel para kazanıyor. Yani şu malca durum için çok güzel para. TK'dan 342 bak. Yağmur yağmayınca güzel kazanıyoruz. TK'dan çözüm bulacağız. Buraya bir şapka çıkıntı yapacağız. Ne diyorlar? Ya? Çatı yapar. O zaman tek dağından da kazanırız. Tamam şimdi durduralım. Bir elden geçirelim şuraya artık. Bunları taşı abi. Yoksa bu yıkılacak. Şimdilik şuraya koyalım. Sizi içeri alacağız. O zaman hiç ellemeye gerek yok. Şuradan. Şu duvarı yık. İç tek bir daha ayarlanmamış. Böyle fulle alalım. Uzun namazına bir yer olsun şimdilik. Tamam. Ondan sonra sahneyi tamam zemin atmamışız. Zeminimiz tahta mıydı lan? Taşmış lan burası. Yani dışarıdaki bölümü zaten. İnşaat bir şey yok. Buradan çıkıp bu masalara gidebilirim. Tek yön burası oldu. Rahat oldu. Gelir buradan çıkar gider. İleride o kadar götümüz kalkacak ki masa aralarına boşluklar, bilmem neler. Şimdi ışık burada fazla. Bunu şuraya getirebiliriz. Ulan koymadık mı? Ne oldu? Sıkıntı ne? Tamam. Niye ışın oluyorsun? Bunu o zaman köşeye koyabiliriz. Köşeye de koyabiliriz. Oğlum sokarım. Anlasın aşkım. Başka alanlarımız yok mu? Şurası karanlık. Bu arada buraya bakıyor. Bak zaten karanlık. O zaman şöyle yapabiliriz. Bunu da böyle yapabiliriz. Bunu da şöyle çeksek kurtarır mı? Kurtarmaz. Seni de alıp buraya koysak burası karanlık kalıyor. Şurada iki lamba ne lan? Oğlum bu ne? Şu içeride dursun ya. Şu an en minimal şekilde halletmeye çalıştığımız için yoksa güzel düzenleriz. Gerçek ışık sike sike alacağız. Burayı uzatacağız ya. Allah'tan zemin parayı yedim. Şimdi ışık alacağız demiştik ama bu ışıktan almayız. Şu ışıktan alırız. Mesela şöyle koyduk mu? Cillop gibi her yere aydınlatır. Masalarımız.
Masaları şimdilik yükseltmiyorum. Gerek yok. Hizalı mı? Sonra şuraya. Ucu ucuna burası. Hayvan gibi masa yaptık. Hadi bakayım. Ha, daha içeri yapacağız lan. Oha, bir dakika. Paramızı yetecek mi? Masaları atalım. Olmadı tek tek. Şey, koltuklardan tek tek atacağız. Acayip müşteri kabul edebileceğiz. Şimdi bu kadar yeter. Bunu çıkartmayalım. Güzel para kazandık. Yine böyle. Bir sonraki gün hallederiz. Lan yamuk mu yaptık? Ben bana sahnenin böyle karşılıklı olmasını çok seviyorum. Para yetmeyebilir. Şunlara tek tek koyacağım. Hatta şuna yetmedi. Şuna şöyle yapacağız. Buna da oturan olsun çalınmışsa. Bunu da yerine alalım. Bu niye boş bıraktık? Tamam, biz tam tersini yapalım. Hatta zaten bir süre daha biz masa almayız. Azıcık şekli önem verelim. Bu masaların böyle durması mı mantıklı? Böyle durması mantıklı. Herkes sahneye bakabilir. Diğer türlü arkası dönük olan bakamaz. Saçma. Oyun bunu sallamasa da. Güzellik olsun. Sahnenin de dibinde olmasın diye siklet kalsın. Hiç ulaşamayacağım. Şimdi ışıksız yer var mı? Yok. Işık buradan alıyor. Şu duvarları elden geçelim. Şu zeminden yapmak istiyorum. Ben bu zeminden yapacağım. Tahtaya tahta olunca çok bir anlamı yokmuş gibi geliyor. Yani şuradaki desenler ortaya çıksın. Burası da mahzen gibi oluyor ama olsun. Sonra bir yerden geçireceğiz zaten. Şu an dediğim gibi en ucuza ne kadar çok yaparsak. Eksiğimiz var. Bir eksiğimiz yok gibi şu an. Bu kadar büyük duş yeter. Paramız bitti zaten. O zaman lan umarım yağmur yağmaz. Hayvan gibi masa attık içeri. Bayağı eksiden başlayacağız bugün. Tamam, sahne de içeri alacağız. Yani şunu yapacaktım. Bunu sahne arkasına koyacağım. Oldu. Yeter. Bayağı bir kapasitemizi artırdık. 150 kişiyi ağırlayabiliriz var. Üf. Eksi 500. Hadi bakayım. Yapmayacağım oğlum etkinlik. Şu etkinliği yapmayacağım. Peynir bulmamız lazım. Onun için de şövalye masasını alacağız. Şövalye masasını almayı unuttum. Böyle para vardı. Neyse bugün alırız. Tabii bu kadar genişletmemiz lazım çünkü müşteri dolup taşıyor artık. Hatta ilk başta sürümden kazanmak için şuralara koyarız, bunları sıkıştırır, bir sıra daha koyarız falan. Önce ne kadar kazanırsak ya, prestiji artıracağız çünkü. Bu kadar 150 kişilik şeyken küçük yerde duruyorduk. Burası 150 kişi yok zaten. Kaç masa var lan? 5, 3, 15 burada çarpı 4, 60 kişi burada. Burada kaç masa? 5, 10, 40 burada var. 100 kişi. 100 kişiye şey yapabiliyoruz. Hizmet veriyoruz. Aha, görev bitti. Yeni tarif. Tariflerde dediğim gibi etkinliklerde çeviri. Oha. Neyse birazdan kazanırız galiba. Tamam, kazandık. Önce şunu ver abi. Yemek bekleyenler var. Mesela. Of, çok seri kazanıyor.
Kesin siparişten memnun kalmayacaklar olacak. Ama güzel, yeter. Bayağı kötü. Telefonu. Ha, bunlar bizi götürüyor. Birisi daha yazmış. Tavuğumuz artık bir yıldır. Boş masa yok mu? Oğlum çok hızlı. Masalar dolmuyor mu ya? Yani ne kadar masa atarsam atayım resmen doluyor. Oğlum en zor modundayız. Ve gerçekten çok kolay. Şey hissetmiyorum ben. Anam batacaktım. Bir girişimciyim bilmem ne. Sıçtım falan. Hiç tribe girmiyorum. Lan. Diyorum sorun ne? Boş boş bakıyorum. Bugün de güzel getirecek. Çok sırada bekliyor. Bizim kartonu almamız lazım. Bizim görevimiz ne bugün? Herhangi bir araştırma bitirin. Tamam bitecek. Masaya alacağız. Hırsızlara karşı nasıl bir defa savunma yapacağız. Tamam, hırsızın gelmesini bekleyeceğiz. Dur lan. Bunlara var mı masa? Koltuk alalım. Alamazsın onu. Ayıp. Adam. Belki arkadaşım var gelemedi bugün. Tamam bundan sonraki parayla tuvale masasını satın alacağız. Hiç uğraşmayacağım. Biz bunları yanık mı almışız? Lan şurada koltuk yok. Tamam. Masaya hiç karışmıyorum bundan sonra. Bayağı masamız var. En azından 100 kişi. Niye sinirlenir oğlum sen yine? Sen niye? Oğlum çok kişi sinirleniyor lan. Garsonlar mı fayda etmiyor? O zaman bunu mecburen araştıracağım. Başka garson alalım mı? Garsonlarımız yetmiyor. Yapmayacağım oğlum etkinlik. Beni zarara sokuyorsunuz ama. Oğlum şunları sipariş yapsanıza. Neyi bekliyorsun? Bak çok kişi sinirlendi. Sıçtık. Neyse en azından düşmüyor. Rekatın güzel bir şey. Gene güzel kazan. Hemen bir sonraki güne başlıyorum. Lan yağmur yağıyor. Anasını sikeceğim bak. Oyunun başladığından beri 2 günde bir yağmur yağıyor. Neredeyiz oğlum biz? Yağmur ormanları mı lan burası? Sokacağım şimdi yağmuruna bilmem nesine. Para yok ki. Şunun etrafını çevireyim. Lan mutfak masası alabiliyor muyum? Kazanan. Alamıyorum. Tamam. Tamam çatlama lan. Tamam. Hatta fulle. Fullenilmiş. Neyse. Çok hızlı bir kazançla başladık dedi. Şu şövalye masasını alamadık şimdi. Şövalye masasına yer açmam lazım. Aa burayı şöyle... Ha, burada oturuyorum. Şövalye masasını şuraya koyardık. Güzel gözünün görünümü. Şu iki masayı da şöyle şöyle çekerdik. Öyle yaparız. Niye uğraşıyorsun? Nasıl? Yağmur yağınca ışık olmuyor. O yüzden de müşteri mi gelmiyor? Aa çok mantıklı lan. Bunu hiç düşünmemiştim. O zaman üstünü kapatacağız bunu bu şekilde. O zaman biraz müşteri kurtarmak adına. En azından 2 masayı kurtarırız. Bu masalar sağ ama sağmaz mı? Ama şunu çekseydik sağırmış. Çekmedi. Neyse kalsın. Şöyle bir çözüm bulabiliriz. Paramız var. Belim ağrımış. Şimdi paramız var. Burayı duvarla çevireceğiz.
Her ne kadar sevmesem de dış mekan muhabbetini başka duvar şekilleriyle halledeceğiz. İnşa. Çok para yer mi lan bu? Böyle bir yer yapsak. Boşuna masayı çektik amına koyayım. Madem bunu yapacaktık. Artık çalışır herhalde burası. Lan çalışsana oğlum. Aa, güne böyle başladık diye öyle devam edecek galiba. Bunu üstü yok mu? Üstü olmuyor mu böyle yapınca? Aa. Ha yok lan oturdu salak sadece ışığı yakmadı. Yaksanız oğlum ışığı. Işık yan nasıl yanmıyor mu? Malzeme eksikmiş. Asıktır. Bunları aldık, bunu aldık. Neyse. Ya böyle bir görseli sevmiyorum ama birazcık böyle takılırız. Hatta böyle bahçeymiş gibi hani. Hatta masa atayım lan başlayalım falan neyse. Tabii önce bir masalar bulsun tabii. Adamlar da beni bekliyormuş. Aa ışıklar şimdi yandı. Ay sokacağım fıçısına şimdi. Dur lan. Masa atacağız. Oğlum sen neye üzüldün ya? Allah para vereyim sana. Al. Gereksiz. Yıllardır çalışıyorsun bizimle. Bir de level atmış. Bacakları sırtım. Ha şuraya oturuyor lan. Aslında böyle de kötü durmadı ha. Birazcık takılırız. Kardeşim biz terasa geçelim. Sizi hiç rahatsız etmiyor. Tamam masaların dik seviyesindeyiz. Gel kardeşim siz de açıkta durmayın. Açıkta durmayın, açıkta kalmayın. Dışarıda yerimiz var buyurun. Ah hemen doluyor oğlum. Ne kadar masa atarsam atayım doluyor lan. Böyle bir açlık yok. Hepsi çok ya. Acımam bu saatten sonra. Etkinlik yapacağız da şu tarifi hazırlayabiliyor muyuz? Hazırlayamıyoruz. Şu aile masasını alıp bunu toplayıp sonra yapacağım. Ve 1500 beşi yapmak istemiyorum çünkü günlük kazancımdan çok çok aşağıda artık. Gerek yok. İyi kızan müşteri de yok. Kapı komşuları gördü. Hemen ne araştıralım? Garson. Garson çok lazım şu an. Lan anın yok lan garson araştırma. İçecek fiyatları oynamamız lazım. Çok lazım. Bu ne? Araştırmayı bitirmedi. Bugün sadece tatlı servis edin diye görev varmış. Unuttum. Bakmadık görevlere. Neyse çok da acelesi yok zaten. Bunları da kasarız. Çok para kaybettirecek. Bugün 2200 kasmışız. Ve masaları daha yeni attık. Sayılır. Daha çok kazanırız. Artık yağmurlu hava bize vurmaz. Kötü başladık diye. Oha! Hangi ara araştırdım lan? Helal olsun nasıl? Artı bir bar. Artı bir bar şu an lazım değil. Ama şu çorbayı artık servis edelim. Artık et... Ha bir dakika. Unuttum. Unuturum ne? Etkinlik yapmayacağım. Gerek yok. Tatlı oldu lan. Ama artık şu teyakkuğunu şuradan vermem lazım. İnsanlar hızlıca pıtı pıtı buradan gelsin. Gitsin. Şu masaya da bir çeki düzen vereyim. Düşünüyorum ben nasıl yapayım diye.
Ben normalde bir hizadan yapıyordum. Gittim lan bitmiş. Böyle bir şu hizadan yapabilecek mi? Tamam, bu hizadan yapabilirim. Böyle daha güzel görünüyor benim gözüme. Bunu alacağız. Şöyle bir koyalım. Sonra bunu al şuradan. Az daha işimizi uzun, yani uzun derken uzatacak, iş görecek şekilde bırakalım. Çünkü hemen dekorasyona geçemeyiz. Böyle kalsın işte ya. Şu çiçekleri de artık dekor amaçlı kullanalım. İşin ibneleriyle almıştık onu. Bir tane daha alalım lütfen. Dekorasyon. Yani. Şu masanın şurası bunu al. Evet. Burası. Neymiş? Şurası. Simetri olsun. Tamam. Sonra burası biraz daha böyle kalsın. Bu masayı da şuraya koysak olur. Bunlar birbirinin içinden geçebiliyor nasıl olsa. Şöyle dursun. Zaten paketleme masası sonrası. Mutfak tezgahının bazı şeylerini falan buraya koyacağız. Yetsin burası bize. Çok mühim değil. Hatta şunu da al. Burada dursun. Halı. Şuradaki halıyı al. Buraya koy. Çünkü bugün şövalye masasını alacağım. Şövalye masası için güzel bir yer ayarlıyorum. Bu masayı al. Şu boşlukları artık dur, hepsini birden alabiliyorum. Böyle. Hepsini aldım. Böyle. Şöyle. Ve şöyle. Manyak bir tasarım yapacağız şimdi. Masa sayımız azalmasın aslında. Bunların ikisini buraya alıp buraya koyacaktım ama hiç gerek yok. Lan. Şöyle. Şuraya yeni masalar koyalım. Biraz daha kapasitemiz artsın. Dekor olayına sonra bakacağız abi. Sürümden kazanmaya çalışıyorum. Masa gelecek. Şu oyla masası için burası yeterli. Şu halıyı da böyle, ha, burada bir anlamı kalmıyor. Böyle dursun ya, siktir. Tamam. Şuradan da bir çıkış vermemin bir anlamı olur mu? Oğlum, trafiğe çıkıyor. Buradan belki diyeceğim ve buradan gelip buradan geçmez. Buradan geçelim. Kapının önünü boşaltmak istiyorum. Ulan satın da aldık şimdi. Bana koyayım. Şu boş gözükse daha gerçekçi, realistik olacaktı. O zaman şöyle yapalım. Şövalye masasını hemen almayacağız nasılsa. Yani kimse kapının önünde masa koymaz. Sürümden kazanalım ama gerçekçi de olsun yani. Gerekirse satarım bunu. Ya da buraya genişletirim. Tamam, ertesi güne başlayalım. Paramız da var. Bence çok boş değil aslında. Lan oğlum, burada sandalye eksik lan. He, dur, yanlış sandalyeyi götürmüşüz. Şöyle olacak. O zaman çiçekleri de şöyle koyalım. Sen de gel şöyle dur. Şimdi para harcamaya gerek yok. Az da ucuz da değil. 75 şansız. Sen hangi mesafedesin? Şu simetri oldu. Güzel oldu. Tam ortada mı? Onu da bilmiyorum açıkçası. Orta mı? Orta mı? Güzel oldu, güzel. Valla çok da kötü olmadı. Ha, yapıştır lan şu çerezi. Benim 400 altınlık fıçımı çaldı. İçi de doluydu. En az 200 altın. Toplasan 600 altın zararı soktu. Of, 300 altın geldi. Güzel. Yine güzel başladı. Hadi amaç şu ovalya masası. 1000 altın.
Kaç müşteri kapasitemiz var lan bizim? Onu görebiliyor muyum? Toplam koltuk sayısı 112'ymiş. Günlük 151 kişi uğruyormuş bize. Ortalama doluluk nasıl? Onu %12,5 ben mal mısınız? Sanırım güncellememiş onu. Küçük halimizde kalmış. Masalarımız full çekiyor kardeşim bizim. İş yapıyoruz. Nasıl böyle çekebilirmiş bunu? Kaç çekeyim? Çekemiyorum. Tamam, kalsın. İkinci barı açtığımızda burayı çok çekil yapacağım. Bu arada biz full sınırdan biz A değiliz lan, burayı genişletebiliyormuşum ben. Genişleteyim mi? Bir sıra daha atarım. A dur. Sakin olacağım. Bu arada bence. Söylemedim ismini. Şövalye masasını satın alacağız. O masayı satın alacağız ben. Hatta şövalyeyi buraya koymaya gerek yok. Normalde görsel bir güzelliği oluyordu. Hani böyle loca yemiş gibi oluyordu ama. Hadi şövalye masamızı alalım artık. Nereye koysak lan şövalye masasını? Lan. Büyüğümüz. Güzel. Yani şimdilik kalsın burada. Kalsın kalsın. Sadece açmak için kullanalım bugün. Görev tamamlandı. Şuradan da ne malzeme istiyordu? Peynir. Peynire ve çileğe gideceğiz. En azından onun malzemeleri birisi. Aa, paramız. Hayvan gibi para istiyorum, malzemeler var ya. Çok gereksiz. Hem bina altına ediyorum hem bana ekstra bir oturma yeri sağlamıyor. Şövalyeler de bugün gelmiyor zaten. Malzeme eksik. Ben 306. Şundan bir biraz vereyim. Tamam. Nasıl olsa masayı aldım. Ara. Araştırmaya başlamadık mı biz? Lan. Başladık değil mi? Başlamışız. Tamam. Hiç ilerlemeyeyim mi? İlerlemez tabii. Bunun için etkinlik yapmamız lazım. Sadece ve sadece nadir müşteriyle ilerliyormuş. Burada aptallık yaptım. O yüzden bir etkinlik yapmak zorundayım. 20 kişi buradan gelecek. Vay amına. Yarın hiç para kazanamayacağız. Harcama yapmadım. Çiçek de burada saçma oldu. Bu da saçma. Neyse bu masayı kaldıracağız zaten. Böyle gençler. Oğlum neye kızıyorsun? Hiç. Ne oldu ne eksik? Dolduramıyorum lan hepsini. Hepsinden biraz biraz alalım da. Yarını da mesela. Lan oğlum bak döverim seni. Şeye bak. İçlere bak. Oğlum kaç kişi kızdı lan öyle. Ben hiç bununla karşılaşmadım oğlum. Ne oluyor? Oğlum sırtım mırtım var. Her yerim ağrıyor. Güzel para bırakırım bugün. Bırakır herhalde. Smith'in sıkıntısı mı? Değil. Tamam hadi kalkın gidin ben. 2500 kazandık. PayPal'dan 341 güzel. Yiyeceklerden 919. İçecek, ben boşuna içecek satıyorum amına koyayım. Kaldır tezgah, yemek çalış. Lokanta olalım biz. Boş ver. Boşuna kasıyor. Ne yapacaktım lan ben? Bak ne yapacağımı unutuyorum. Sonunda yazacağım ne yapacağımı. Şövalye masasının yerine ayarlayabiliriz. Hatta şuraya koyabiliriz. Evet. Şurayı genişletirim burada. Başka önemli bir şey var mı? Etkinlik yapacağım. Etkinlik. Ha, bugün etkinlik günü zaten. Hiçbir şeye yapmaya gerek yok. Para kazanamayacağım çünkü. Bunları fulle abi. 488'e fulleniyormuş. Sen bu da fulleyebildiği kadar fullesin daha. Niye tek tek hepsine giriyor? Biraz bundan. Biraz bundan. Hani eksiye düşeceğim. Gene unuttum. Neyse düşsün. Başla. Bugün hiçbir şeye dokunmuyorum. Malları ağırlıyorum. Tamam yeni görev. Bütün gün boyunca sadece ana yemek servis edin. Dur bir dakika. O zaman tatları kapatıyoruz. Zaten bugün bir şey kazanamayacaktım. Vurdukça vuruyorum.
Sonra günde o %50'den fazla müşteriye hizmet verip aynı anda mı? Aynı anda değil mi ya? Bugün olmayacak böyle. 4 adet halıya sahip. Bütün gün boyunca sadece tatlı servisi. Oğlum iki görevi aynı anda niye veriyorsun? Mal mısın sen? Neyse bir gün birini halledelim. Boş yere bir görev yapamayacağım şimdi. Demek ne? Orospu çocuğu. Paramı verin lan bana. Oğlum etkinlik parasını vermedim ki. Verdi mi? Vermiştim. Tamam, şuraya yapmamıştım. Hemen yaptım. Oğlum o kadar bakıp bunu nasıl es geçebilirim ya? Allah Allah. Masada oturuyormuş gibi. Şöyle bir bakalım. Çiftler ama. Siz ne yapıyorsunuz lan bunlar? Ha? Ooo el kızına kavlamış. Ablacım sen niye tek başına oturuyorsun? Kız üzülüyor. Siz nesiniz lan yavrum? Nesiniz oğlum? Hangi tarikatla atıyorsunuz? Abla boyanmış, süslenmiş gelmiş ama kimseyi koydu. Oğlum bizim garsonlar daha karizmatik değil mi? Tiplere baksana. Tabii daha karizmatik. Ve abla tam bir savaşçı. Büyücü. Hepsinin tipi aynı anda. Yalan. Zıpkın için. Limonatayı bitirmiştim. Oğlum içmeyecekseniz gelmeyin alkolü mekanı. tam olarak ne oldu? Şu göreve göndereceğim ben bunları ya. Vereceğim parasını. Çünkü bir dahaki etkinlik çok işime yarayacak. Umarım yarayacak. Biz seçelim. En düşükten başlayalım. %82. Bir kişi daha gönderdik mi? %100. Güzel. 3 kişi kaldı geriye. %100'de bunu getirecekler. Buna 143 mi lazım? Yok, 188 lazım. Buna 143 lazımmış. %53 tamamlayabiliyoruz bugün. Bu %64. Bu riske değmez, o para bana lazım. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Hani
oyun tekliflerinizi. Benim de bildiğim ya da oynayabileceğim tarzı bir oyunsa hep beraber oynarız. Yorumlarınızı, tekliflerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.